Daha önceki derslerimizde dikdörtgenin özelliklerini öğrenmiştik. Bu dersimizde dikdörtgenin çevresini nasıl bulacağımızı ve dikdörtgenin çevre ile ilgili problemlerindeki bir noktalardan bahsedeceğiz. Şimdi şeklimizde bir ABCD dikdörtgen verilmiş. Kısa kenar 3 cm, uzun kenar 5 cm olan bir dikdörtgen verilmiş. Şimdi çevre dediğimiz e, özellik bu dikdörtgen şeklinin dış sınırlarının ölçümüne çevre diyoruz. Dikdörtgenin çevresini biz iki şekilde hesaplarız. Ya şöyle mesela bu 5 ise uzun kenar burası da 5 santimetre, kısa kenar 3 ise burası da 3 santimetre. Ya baştan başlarız. A, kenarı 5 artı 3 artı 5 artı 3 toplar kenarın 16 santimetre olur. Ya da de karşılıklı kenarlar eşit olduğu için mesela iki tane uzun, iki tane kısa kenar var. Biz kolay olsun diye bir uzunla bir kısa kenarı toplayıp aynısından bir tane daha olduğu için 2 ile çarparak da bulabiliriz. Onun için 3 artı 5 ya da 5 artı 3 8 2 ile çarparız. 8 çarpı 2 16 cm olarak çevresini buluruz. Çevresi ve bir kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin diğer kenarları bulmaktan bahsedelim. Şimdi Yine bize bir A, B, C, D dikdörtgeni vermiş. Bu dikdörtgenin çevresinin 60 cm olduğunu soruda bize söylüyor. Ve uzun kenarının 20 olduğunu söylüyor. Çocuklar şimdi bize sordu kısa kenar soruyor. Şimdi dikdörtgenin de çevrenin A kenarından başlayıp A'nın köşesinden başlayıp şöyle B, C, tekrar A'ya geldiğinde bunun uzunluğun çevre olduğunu öğrenmiştik. Bir de yarı çevre var. Yarı çevre bunun yarısı. Tam dikdörtgenin yarısı. Yani bir uzun kenarla bir kısa kenarın toplamını yarı çevre diyoruz. Şimdi dikdörtgenin çevresi 60 cm ise bunun yarı çevresi 62'ye böldüğümüzde şu 30 cm yarı çevresi. Yarı çevresi. Peki bize uzun kenarın uzunluğunu vermiş ve soruda kısa kenarı soruyor. Yarı çevre bir uzun kenarla bir kısa kenarın toplamı değil mi? Yani 20 ile şu kısa kenara A diyelim. 20 ile A'yı toplamış ve sonucu 30 olarak bulmuş. Burası 20 ise A kaç olur? 20'ye kaç eklesek 30 yapar? 10. Evet, kısa kenarı da 10 olarak buluruz. Sorularımıza devam edelim. Şekildeki ABC dikdörtgeninde boyunun uzunluğu eninin uzunluğunun 3 katı kadardır. Bak şu ABC dikdörtgeninde boyu uzun kenarı eni kısa kenar 3 katı kadardır. Çevresi 48 ise uzun kenarı soruyor. Peki şimdi kısa kenara biz 1 kat dersek uzun kenar kaç katıydı? 3 katı. 3 katı. Ee, o zaman burası da 1 kat. Burası da 3 kat. Biz çevreyi hesapladığımızda 3 kat, 4 kat, 3 tane 7 kat, 8 sekiz kat. 8 sekiz kat 48 santimetreymiş. Bir katı nasıl buluruz? 8 tane 8 tane 48 ise bir tane bulmak için 48'i 8'e böleriz. Bir katı bulmak için. 6 kere 8, 48. O zaman bir kat 6. Bir kat 6 bize neyi soruyor? Uzun kenarı. Kısa kenarı sorursaydı kısa kenar direkt bir kat 6 olarak bulurduk. Uzun kenar 3 kat. 3 kere 6, 18 olarak buluruz. 18 santimetre olarak buluruz. Gelelim diğer sorumuza. KLMN diktirken Şu K L M N o, o P M kare. Şu L o, P, M, kare. K L, M çevresi. Şunun çevresi 84'müş. Bak yine uzun kenarı ve çevreyi verdi. Uzun kenar ve çevreyi verdi. Kısa kenar vermedi. Olduğuna göre şu L O P M, karesinin çevresini soruyor. Şu karenin çevresi soruyor. Dikkat et bu karenin bir kenarı bizim dikdörtgenin kısa kenarı nehir. Biz şu KLM'ne dikdörtgenin kısa kenarını bulduğumuz, zaman karenin de bir kenar bulmuş olacağız. KLM'ne dikdörtgeniyle ilgili bize bir ipucu vermişti. Uzun kenarı 30, çevresi 84 santimetreydi. Biraz önceki soruda yarım çevre diye bir kavramı bahsetmiştim. Yarım çevre ne demekti? Şu, şuranın toplamı dik yarısı. Yani bir uzun kenar ve bir kısa kenarın toplamı yarım çevre. Tamamı 84 santimetre ise bunun yarısı 4 aşağı 1 2 2 x 2 4 Evet yarısı 48 santimetre. Yani bir uzun kenarla bir kısa kenarın toplamı 42. Uzun kenar 30 artı Kısa kenar. Eşittir 42 olacak. 30 da kaç topladığımızda 42 yapar? Kısa kenar kaç olabilir? Evet. 12. O zaman kısa kenar 12 cm ise şurası da 12 cm. Şu bir kareydi. Az önce soruda L, O, -P -M bir kareydi. Bu kare ise bunun bir kenarı 12 ise bunun çevresi karenin çevresi 1 kenar 12 ise çevresi 4'e çarpıyoruz. Ve çevresi çevresini 48 cm olarak buluyoruz. Diğer bir soruya gelin. Bu sorumuzda boyu eninin 5 katı olan dikdörtgenin çevresi 24 santimetredir. Kısa kenarını soruyor. Bakın. Bu tür sorularda soruyu Anlamak için ve çözmemizin rahat olmasının en önemli noktalarından birisi şekiller ekmemiz. Hemen A, B, D dikdörtgeni çiziyorum. A, B, C'de. Bu dikdörtgenin bir özelliğini söylüyorum bize. Boyu eninin 5 katı. Yani eni 1 katsa boyu 5 kat. Burası da 5 kat. Burası da 1 kat. Bunun çevresi 24 cm. Çevresi kaç kat? 5 kat. 5 burada 10 kat. 12 kat. 12 kat. 24 cm ise 1 kat kaç olur? 12. 24'ü 12'ye böleriz. 1 kat 2 cm. Yani şurası 2 cm. 2 cm. Burası 5. 5 kere 2. 10. 10 cm ve 10 santimetre. Bize kısa kenarı sorduğu için kısa kenar 2 santimetre olarak bulabiliriz. Şurada 5 katı olan boyu eninin 5 katı. Bak, boyu 5 katsa eni 1 kat. Boyu eninin 5 katı. Geldik son sorumuza. Dikdörtgenin çevresi karenin çevresinin 2 katı kadardır. Dikdörtgenin kısa kenarı kaç santimetre Bak olarak dikdörtgenin çevresi karenin çevresinin ilk katıymış. Ve dikdörtgenin uzun kenarını vermiş. Önce biz karenin çevresini bulacağız. Karenin bir kenarı 12 ise çevresi bak 12 cm ise bunun çevresi 48 cm. Dikdörtgenimiz karenin çevresinin iki katıydı. Dikdörtgenin şimdi karenin iki katını bulalım. 48 2 katı 16 var. Bir 96 santimetre. O zaman dikdörtgenin çevre çevresi 96 santimetre. Ve uzun kenarı vermiş 27. Peki biz önceki sorularda yarım çevrede bir kavram vermiştik. Yarım çevre bir uzun kenarda kısa kenarın toplamını çevrenin yarısına eşittir. Bizim çevremiz 96. Bunun yarısı 96 2'ye böldüğümüzde Yarısı 48. Şimdi uzun kenar 27. 27 santimetre ile kısa kenarı toplamışız. Ne yapmış? 48 santimetre. Yarı çevre olduğu için. 48 santimetre. 27 ile bir sayı toplamış mı? 48 yapmış. 48'den çünkü burada toplama işlemini toplamadan birisi verilmemişse sonuçtan toplamdan bir toprağını çıkarınca kısa kenar uzunluğunu bulduk. Burada dikkat edeceğim şey bir yarım çevre kavramı. Yarım çevre kavramı dikdörtgenin çevresinin yarısı ve bir uzun kenarla bir kısa kenar toplamı. eşit. Bu tür sorularımız devam edecek. <laughs> Çözümlerimiz devam edecek. Burada dikkat edeceğim şey bu yarı çevre kavramında uzun kenarlı bir uzun kenarlı bir kısa kenar toplamı Tüm çevrenin yarısını eşit. Çünkü iki uzun kenar, iki de kısa kenarımız olduğu için bunların toplamı çevreydi. Birer tane, bir uzun, bir kısa toplarsak bu da yarım çevre olarak e, karşına çıkan bir özellik. Burada problemleri anlamadığınız yerlere e, mesaj atabilirsiniz. İyi günler.